Birkaç gün önce mahkeme dosyasına 43 işçiyi katlettiği için yargılanan sanıkların kurum içi disiplin soruşturma sonuçları geldi. 43 işçiyi katleden kişilere kimileri uyarma cezası, kimisi kınama cezası, kimisi bir günlük ücret kesintisi cezası aldı. 43 işçinin canı bir günlük ücret kesintisi cezası olamaz. Biz artık işçiler katledilmesin, madenciler katledilmesin ve biz katliam dosyalarında avukatlık yapmayalım istiyoruz. Bartın'ın Amasra ilçesinde Amasra maden faciasının 2. yıl dönüm etkinliklerine katılan ve patlamada hayatını kaybeden madencilerin avukatlarından olan Melike Polat, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda başlatılan kurum için disiplin soruşturmasının sonuçlarının Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulduğunu söyledi. Polat, birkaç gün önce mahkeme dosyasına 43 işçiyi katlettiği için yargılanan sanıkların kurum içi disiplin soruşturma sonuçları geldi. 43 kişiyi katledenlere kimilerine uyarma cezası, kimine kınama cezası, kimine ise bir günlük ücret kesilme cezası verilmiş dedi. 43 insan katledildi burada. Sadece kınama alanlar var. Yani örnek veriyorum, müessese müdürü ve müdür yardımcısı sıfatıyla yargılanan sanıklara kademe ilerlemesi durdurulmuş cezası verilmiş. Fakat zaten memuriyetin en üst kademesinde olduğu için uygulanabilir bir ceza değil bu onlar için. Mahkeme tarafından da incelenecektir diye düşünüyoruz. Sanıklardan ve sanık olmayan diğer çalışanlardan ifadeler alınmış bu kapsamda, soruşturma aşamasında. Ve bu ifadeler aslında duruşmada dinlediklerimizden çok da farklı değil. Hiçbir şeyin kendi sorumluluklarında olduğunu kabul etmiyorlar. Yani koskoca bir maden organizması işletiliyor. Hiçbir işin sorumluluğunu üstlenmiyor. Ben baş mühendisim, o benim işim değil. Ben bilmem ne müdürüyüm, bu benim işim değil. Yani burada hangi işi kimin yaptığı hala belli değil. Ve her konuda inkar edip her konuda yalan söylemeye devam ediyorlar. TTK Genel Müdürlüğü'nde henüz soruşturma izni verilmiş olan ancak dosyaları Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ne birleşmeyen kişiler var, biliyorsunuz. Daire başkanları var. Bu insanlara verilen cezalar da onların dosyasında birleştirilmesini bekliyoruz, iddianame tanzim edilip. Olası kastla insan öldürmekten yine suçlandıkları bir iddianamenin Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ne birleştirilmesini bekliyoruz. Çok yakın zamanda beklemiyoruz aslında. Dosya şu anda bilirkişilere tevdi edildi. Bir bilirkişi incelemesi yapılıyor. Daha önce biliyorsunuz bilirkişi raporu alınmıştı. Keşif yapılıp yapılamayacağına dair bir değerlendirme istendi bilirkişilerden. Onlar keşif yapılabilir dendi. Ancak açım ocağı açmamakta direniyor. Hala yangın olduğu gerekçesiyle keşif yapılamayacağını söylüyor. Ve çok komik, yani 43 işçiyi katlettikleri yerde şimdi keşfe giren bir kişinin bile burnu kanarsa biz bu sorunu almak istemiyoruz diyerek keşif talebini ısrarla reddediyorlar, buna direniyorlar. Bu mesele henüz çözüme kavuşturulmuş değil. Keşif yapılacak mı, yapılmayacak mı, ilerleyen süreçte göreceğiz. Aslında kararda biraz kararda da belirleyici olacak bu durum. Yani ne kadar hızlı ilerleyip ilerlemeyeceğimiz konusunda belirleyici olacak. Şimdilik biz de 1 Kasım'daki duruşmada bilirkişi raporu geldiğinde biz de anlamış olacağız aslında meseleyi.